Kanal 26 ekranlarında kayıt altındasınız. Bu hafta da Anadolu Üniversitesi 2 Eylül kampüsünden sizlere merhaba diyoruz. Ve bu hafta genelde Amerikan filmlerinde görmeye alışkın olduğunuz bir sporu sizlere anlatacağız. Amerikan futbolu. İşte meraklılarına Amerikan futbolu. Hadi! Bu kadar mı kestik ya? Bu kadar mı? Şu anda Anadolu Üniversitesi 2 Eylül kampüsündeyiz ve bu hafta sizlere Amerikan futbolunu tanıtacağız. Evet, şu anda sizi tanıyalım öncelikle. Merhabalar, ben Mert Akdoruk. Yaklaşık 5 senedir Anadolu Rangers'tayım. Takımımızın adı da bu arada Anadolu Rangers'tır. Anadolu Üniversitesi'nde 1998 yılında kurulmuş olup günümüze kadar başarılı bir şekilde devam etmektedir. Dediğim gibi 1998 yılında kurulmuş bir grup öğrencinin çabası sonucu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki iki tane hocamız destek vermişler. Bu şekilde okula kabul ettirmişler ve kurulmuş bu. Daha sonra yaklaşık bir sanırım 3-4 sene sonra malzeme alımı yapılmış. Bir dönem malzemesiz oynanmış bu spor. Hatta Türkiye'nin çoğu takımı malzemesiz olarak başlamıştır lige, maddi sıkıntılar yüzünden. Günümüzde iki tane lig bulunmaktadır. Bunlardan birisi profesyonel lig, diğeri ise üniversiteler ligi. Anadolu Rangers profesyonel ligde ikinci ligde bulunmaktadır. Üniversiteler liginde ise süper ligde, yani birinci ligde mücadele etmektedir. Bugüne kadar Anadolu takımı olmanın biraz, yani futboldaki gibi Anadolu takımı olmanın biraz eziyetini çekiyoruz. Çünkü genelde buradan mezun olan öğrenciler büyük şehirlere, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e iş bulmaya gittikleri için burada kalmıyorlar ve burada en tecrübeli oyuncumuz yaklaşık 4-5 senelik oyuncular oluyor. Bu da profesyonellikte bizi biraz sıkıntıya sokuyor açıkçası. Ama şöyle de bir avantajı var ki üniversiteler liginde açık öğretimi olan bütün öğrenciler bizim takımımızda üniversiteler liginde oynayabiliyorlar. Üniversiteler liginde yaş sınırı var. 28 yaşını dolduran öğrenciler oynayamıyorlar. Öğrenci dahi olsalar. Ama profesyonel ligde hiçbir sıkıntımız yok. Yani 40 yaşında, 50 yaşında, hani fiziğin yeterli olduğu yaş gruplarında tabii ki oynayabilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Üniversite okumak, açık öğretime dahil bu şartta. Hayır, profesyonel ligde hiçbir öğrenci olma durumu yok. Yaş sınırı da yok. Hiçbir sakınca yok. Herkes oynayabilir ama üniversite liginde 28 yaşını doldurmamış olmak ve öğrenci olmak, Anadolu Üniversitesi öğrencisi olmak şarttır. Evet, şimdi bir antrenman izliyoruz. Güç gösterisi adeta. Bize bunu da anlatır mısın Mert? Ne yapıyorsunuz şu anda? Şimdi maç içinde bizim hücum ve defans olarak iki ayrı takımımız var. Burada lineman dediğimiz, yani ofensif ve defansif çizgi oyuncularımız var. Bunlar genelde iri ve güçlü adamlardan oluşuyor. Bunlar şu anda yapılan şey birbirini ittirme antrenmanı açıkçası. Birisi arkaya geçirmemeye çalışırken diğeri de onu geçmeye çalışıyor şu an. Yapılan şey bu. Çünkü saha içinde de bunu yapacağız. Şu anda güçlüler güçlülerle birbirini antrenman yapıyorlar ki
sağ içinde çok daha rahat bunu yapabilsinler. Anadolu Rangers takımından sonra profesyonel lige de bakıldığında, mesela sadece bu takım için değil de Türkiye'de bu Amerikan futbolu nedenli yapılıyor ya da destekleniliyor mu? Destek bazında tabii sponsorluklarda çok büyük sıkıntılar var. Çünkü sponsor yakalamanız için bu işin medya düzeyinde çok duyuluyor olması gerekiyor bildiğiniz gibi. Yani sonuçta sponsorlar hani bizim kara kaşımız, kara gözümüz için bize destek olmuyorlar açıkçası. Eğer bir büyük bir başarı sağlanması durumunda, işte son dönemlerde bir Türkiye milli takım Romanya ile maç yaptı. Bu ulusal basında da yer aldı. Bu şekilde Amerikan futbolu ilerledikçe sponsor desteği artacaktır ama üniversite desteğiyle şu an götürmeye çalışıyoruz işi. Üniversitede açıkçası yani çok fazla destek olmuyor ama hani Anadolu Üniversitesi yine ortalamaya bakılacak olursa fena bir desteği yok açıkçası bize. İyidir, iyi sayılabilir yani. Türkiye'de yaklaşık 30'a yakın takım var. Yani aslında bilinmese bile bu spor yaygın durumda sayılabilir. İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de yaklaşık 5'er 6'şer tane takım var zaten. Eskişehir'de bir takım var. Sadece biz varız. Bu şekilde biz devam ettiriyoruz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz.
Tabii kasklar, korunaklı kıyafetler ve böyle olunca da daha farklı bir görüntü ortaya çıkıyor sporcular. Hiç yani görsek tanıyamayacağız. Ama mesela şimdi dışarıdan bakınca biraz ürkütücü gelebilir. Türkiye evet. genelinde bu spora bakış nasıl? Şimdi öncelikle sporun isminden başlayalım. Amerikan futbolu olması dolayısıyla içinde bir Amerikan sözcüğü geçtiğinde bizim halkımız tabii buna biraz ön yargıyla bakabiliyorlar. Hatta şöyle diyenler oluyor işte Türk futbolu bitti de Amerikan futbolundan mı başladınız vesaire gibi. Halbuki oynadıkları normal futbol diye bildikleri şeyin aslında Türk oyunu olmadığını da bilmiyorlar. Amerikan futbolu oldukça kompleks bir özelliğe sahiptir. Sporun gerçek özellikleri bu oyunda açıklıkla görülebilir. Dayanıklılık, kuvvet, esneklik, sürat, çabukluk, strateji, disiplin, azim. Bu özelliklerin hepsi bu oyunda başarılı olabilmek için sahip olunması gereken temel özellikler durumunda. Bir takımın maç kadrosu 45 kişiden oluşur. Ancak sahada normal futboldaki gibi 11 oyuncu bulunur. Bir Amerikan futbolu takımı kendi içinde farklı görevleri olan 3 takıma ayrılır. Bunlar hücum takımı, savunma takımı ve özel takımlardır. Amerikan futbolunun ilk üniversiteler arası maçı 1869'da Princeton Üniversitesi ile Rogers Koleji arasında oynandı. ...1876'da Üniversiteler Arası Futbol Birliği kuruldu. ...1880 yılı ise Amerikan futbolunun önemli dönüm noktalarından biri oldu. Bu sporun tutkunları ise geçmişten günümüze sporun kazandığı tüm yenilikleri heyecan ve tutkuyla takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte
bu sporu yapmaya başlayanlar ve bu sporu öğrenenler gerçekten bu spora aşık oluyorlar diyebilirim. Çünkü sporda gücün gerektirdiği en üst seviye, hızın en üst seviyesi, zekanın en üst seviyesi var ki satrancın gerçek hayata uyarlanmışı da buna diyebiliriz. Sadece fiziksel olarak güçlü olmak gerekiyor. İşte satranç gibi diyebiliriz. Yani çok fazla taktik şey vardır. Yani çok basit bir oyun değildir ama öğrenince gerçekten hem izleyicisi olmak hem de oyuncusu olmak kesinlikle herkes istiyor bu sporda. Şu anda pratik maçı yapıyoruz Anadolu Rangers olarak. Sahada 11 hücum, 11 defans olmak üzere 22 tane oyuncumuz var. Hücumun amacı top elinde olan oyuncunun hızlıca rakip takımın tarafına doğru geçmesi ya da topu alıp pas atması. Bu şekilde ilerliyoruz. Oyun kurucumuz center dediğimiz topu başlatan adamın elinden topu alır ya da center dediğimiz adam oyun kurucuya topu atar. Oyun kurucumuz ya koşucunun kucağına koyar topu, koşmasını sağlar ya da pas atar veyahut en son kendi koşar. Defans takımımız bu koşuları en kısa sürede durdurmaya çalışır. Oyunun amacı birbirinin base'ine gitmektir. Yani şöyle söyleyeyim, birbirinin alanına gitmektir. En son alana ulaşmaktır. Ama topu topla elinde olan oyuncu onu ulaştıracak. Diğer adamlar ona blok yapmak zorundadır. Veya pas atılacak kişi, oyun kurucu pas atacakken oyun kurucuyu korumakla görevli olan iri oyuncular vardır. Bunların adı da line oyuncularıdır, yani çizgi oyuncuları. Pas oyunlarında topu tutmakla görevli olan oyunculardır. Aynı zamanda koşu oyunlarında karşıdaki defans oyuncularına blok yapmakla görevlidirler. Karşılarındaki defans oyuncularının adı da cornerback'tir. Bu adamların işi de bu receiver'lara pas tutturmamaktır. Mümkünse kendisi tutmaktır. Kim gir, kim var sahada? Denizle değiş, Denizle. Denizle değiş.
Evet, şimdi Anadolu Rangers takımına girmek isteyen sporcular, seçmeler nasıl olacak? Ondan da bahsedelim. Seçmelerimiz senede iki kere olmakta. Birincisi Ekim sonu Kasım başı gibi tam tarih her zaman duyurulur. Afişler asılır. Üniversitenin özellikle bütün fakültelerine standlar açılır. Çeşitli alışveriş merkezlerinde de standlar açıyoruz. Yaklaşık bir iki gün civarı. Bir hafta boyunca da Anadolu Üniversitesi'nin her yerinde standlar açıyoruz. Yemekhane, İzlemek isteyen, takıma katılmak isteyen veya genel kültürünü arttırmak isteyen herkesi maça bekleriz. Onun haricinde Şubat sonunda başlayacak olan bir yoğun bir sürecimiz var. Şubat'ta başlıyor. Mart'ta, Nisan'da 3 ay içinde yaklaşık 7-8 tane maçımız olacak. İkinci dönem ağırlıklı bir maç programımız var. Ama bu dönem çok yakın zamanda, yaklaşık 2 hafta içinde Selimiye Parslarıyla 15-16 Aralık'ta 2 Eylül kampüsünde sahada maçımız var bu sahada. Maç kısacası Amerikan futbolunda bir gün en azından böyle geçiyor antrenmanlarla. Evet. Son olarak söylemek istediğim şey var mı? Son olarak Eskişehir halkının desteğini beklediğimizi öncelikle söylemeliyim. Çünkü burada kalıcı olacak insanlara ihtiyacımız var özellikle. Yıllarını bu işe verecek insanlara ihtiyacımız var. Güçlü ve aynı zamanda zeki ve disiplinli insanlara ihtiyacımız var. Kendini böyle gören, bu takıma kendini adayabilecek insanlara gerçekten ihtiyacımız var. Eskişehirli insanlara.
Ayrıca üniversitenin desteği için teşekkür etmekle birlikte zaman zaman bize çıkardığı zorluklar için de buradan biraz sitem etmek istiyorum. Umarım daha iyiye giderek üniversitemiz bize desteğini sürdürür. Biz de onların adını, üniversitemizin adını en yükseklere taşırız diye umut ediyorum. Toplayın! Toplayın! Hadi, hadi, hadi! Gel buraya, gel! Hadi! Hadi. Hadi.